أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak ona ibadet eder ve ancak ondan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine ve ashabının üzerine olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli kardeşlerimin üzerine olsun inşallah. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki kusurlarınız, günahlarınız, ayıplarınız affedilsin. Yine buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki izzetiniz, şerefiniz arttırılsın. İnşallah buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin inşallah. Kardeşlerim, bu akşamki kısa sohbetimizde bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiği, ezberlediği, hüsnü şehadet getirerek amel ettiği ve bize kadar ulaşması konusunda da nakillerde bulunan Sevban radıyallahu anh'ten bir hadis nakledeceğim. Ancak hadise geçmeden önce Hazreti Sevban ile alakalı birkaç tane anekdot, bilgi paylaşmak istiyorum. Sevban radıyallahu an Yemenli bir sahabedir. Aleyhissalatu vesselam kendisini köle olarak satın almış ve kendisini tekrar azat etmiştir. Sevban radıyallahu an kölelikten efendilikten sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evinin ehlinden olmaya lütufta bulunulmuş bir kişidir. Bir gün kendisinin de bulunduğu bir mecliste Peygamber aleyhissalatu vesselam ehli beytine dua eder. Sevban Peygamber aleyhisselama yaklaşır. Ya Resulallah, ben de senin ehlindenim der. Tam bunu 3 defa tekrarlar. Yani ey Allah'ın Resulü, hanımın için, çocukların için, akrabaların için yaptığın o duanın lütfunun gölgesinde benim de barınmam için beni ehlinden kabul et dercesine bir sualdir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kendisine döner der ki evet der, sen benim ehlimdensin. Peygamber Aleyhisselam onu kabul eder. Neden kabul etmesin ki aziz dostum? Peygamber aleyhissalatu vesselam kendisini azat ettiğinde Sevban'ı ailesine gitme veya yanında kalma konusunda muhayyer bıraktığında Sevban radıyallahu an kendisini doğuran bir anneye, büyüten bir babaya gitmek yerine Muhammed aleyhissalatu vesselama hizmet etmek için yanında kalmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem için bir bedel ödemiştir kendince. Uzak kaldığı Yemen'e gitmek yerine sıkıntıları Mekke'de, Medine'de kucaklama adına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile kalmıştır. Peygamber aleyhisselamı bu anlamda sahiplenen bir kalbi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem asla terk edemez. Dedi ki sen benim ehlimdensin. Ancak ona bir şart koştu. Fakat dedi, başkasının kapısında beklememek ve bir şey ummamak şartıyla. Allahu Ekber. Yani insanlardan sadaka almayı kabul etmeyeceksin. Gözlerini onların mallarına dikmeyeceksin. Sen minnet altında kalma diye onların kapısında asla beklemeyeceksin. Çünkü bu sadece bir mümine yakışmayan bir durum değil. Ehli beytin hiç kabullenmemesi gereken bir durumdur. Bundan dolayı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sadaka ve zekat almayı başta kendine,
ondan sonra da ehli beytine yasaklamıştır. Bu insanın küçük duruma düşeceği, alan el pozisyonunda minnet altına gireceği bir durumdur aziz dostlarım. Sevban radıyallahu an bu şartı öyle bir kabul etti ki, bu mevzu onun iliklerine kadar işledi. Bindiği devede, bindiği binekte kırbacını düşürdüğü zaman asla başkasından istemedi. İndi, kırbacını aldı ve yoluna devam etti aziz dostlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi çok seviyordu. Peygamber aleyhissalatu vesselamın bulunduğu bir mecliste öyle derin düşüncelere dalmıştı ki, bir hastanın doktora baktığı gibi öyle bir derin baktı ki, Muhammed aleyhissalatu vesselamın Sevban'ın bu durumundan işkillendiği apaçık ortaya şu sözlerle çıktı. Dedi ki, ey Sevban, bir ağrın mı var? Yoksa bir hastalığa mı sahipsin? Dedi ki, ya Resulallah, bir ağrım yok ve ben hasta da değilim. Ancak seni görmeden edemiyorum. Şu dünyada hüznümü yanına gelerek bastırıyorum. Ancak biliyorum ki ahirette sen makamı mahmudun sahibisin. Ben seni onların içerisinde, nebilerin içerisinde, peygamberlerin içerisinde göremeyeceğimden dolayı korkuyorum. Allahu Ekber. Hele dedi, cennete giremezsem seni hiç göremeyeceğimden dolayı endişe ediyorum. Sana bakışlarımın, sana yönelişimin, gözlerimin seni korkutmasının, tedirgin etmesinin, benim üzerinde zan beslenmesinin sebebi budur dercesine Peygamber aleyhisselama bir açıklamada yapıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem susuyor. Kendisini bu derece seven bir kalbe, bu derece büyük bir muhabbet besleyen yüreğe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vereceği bir cevabı yoktur. Böyle kanayan bir yarayı teskin edecek bir ilaç Muhammed aleyhissalatu vesselamın dolabında bulunmamaktadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir süre sessiz kalır ve bakın kardeşlerim, bu yaralı yüreği, dertli yüreği teskin edecek Rahman ve Rahim olan Allah'tan başkası değildir. Allah Nisa suresi 69 ve 70. ayetleri Sevban radıyallahu anh'ın içine düştüğü bu hastalığa şifa olsun diye gönderiyor kardeşler. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, onlar peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler ile beraberdir. Bu durum itaatkar olanlara ihsanda bulunan Allah tarafındandır. Bilen olarak Allah yeterlidir ayetleri inmeye başlıyor. İşte Peygamber aleyhisselamı bu derece seven, ona muhabbet besleyen Sevban radıyallahu an Peygamber aleyhisselamdan çok önemli bir hadisi naklediyor kardeşler. İnanın bir mümin erkek için, bir mümin kadın için bu akşam işiteceğimiz sözler hayatında karşılaşacağı bütün kelimelerden daha önemlidir kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bu hadisi parça parça açıklayacağız inşallah. Ümmetimden bir kısım insanları biliyorum ki, onlara şahidim ki, Allah bana onların durumunu bildirdi ki, kıyamet günü Tihame dağları emsalinde bembeyaz hayırlarla gelir. Allahu Ekber. Aziz ve celil olan Allah o sevapları saçılmış toz haline getirir. Yani o ecirleri ve sevapları kabul etmez. Onları imha eder, değersiz kılar diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahu Ekber. Kardeşlerim, Muhammed aleyhissalatu vesselam öncekilerin bilgisini ve sonradan yaşanılacak olayları bilen alemlerin Rabbi olan Allah tarafından ilimlendirilmiş bir peygamberdir. Allah yeri geldiği zaman rüya aleminde, yeri geldiği zaman da İsra ve Miraç'ta olduğu gibi bedenle gaybta yaşanacak olayların bilgisini Muhammed aleyhissalatu vesselama vermiştir. Bu böyle bir ilimdir şu anki. Böyle bir bilgidir. Değilse Peygamber aleyhissalatu vesselamın anında yaşanan bir durum değildir. Kıyamet günü
öyle insanlara rastladım ki Tihame dağları emsalinde bembeyaz hayırlarla gelirler. Allahu Akbar. Bu ne demek biliyor musunuz aziz dostlarım? Tihame dağları küçük çakıl taşlarından bir araya gelmiş büyük bir dağdır. Hicaz'ı ve Yemen'i birbirinden ayıran bir dağdır. Bu şöyle düşünün ki gecesini ve gündüzünü alemlerin Rabbi olan Allah'a iyilikte bulunmak için, salih amelde bulunmak için, Allah'ın rızasını elde etme adına hayrın büyüğünü küçüğünü düşünmeksizin bütün sevapları elde etme adına çırpınan bir adamın durumuna benzer. Dünyasını cennet olarak görmüyor aziz dostlarım. Bu dünyayı yaşanacak bir alem olarak kabul etmiyor. Terliyor, yoruluyor, bedel ödüyor. Ve bakın dikkat edin. Elleriyle önceden gönderdikleri ameller küçük bir tepe değil. Tihame dağları gibi kocaman bir hale geliyor. Şimdi tam bu dağın karşısında durup Allah Azze ve Celle'nin nimetlerinin keyfiyle yaşamak varken tam dünyada çekmiş olduğu sıkıntılar bitmiş, keyfini sürmek varken cennetin nimetleriyle, Firdevs'in nimetleriyle hazdan birinden çıkıp diğerine koşmak varken alemlerin Rabbi olan Allah o Tihame dağı büyüklüğündeki amelleri toz bulutu haline getiriyor. Kocaman bir dağ ova haline geliyor. Tozdan ve dumandan başka bir eser kalmıyor aziz dostlarım. Vallahi bu durum çok acıdır aziz dostlar. Çok meşakkatli ve zor bir durumdur. Ne olur düşünün. Bir müteahhidi düşünün. Elindeki imkanlarla, az parasıyla, sermayesiyle temelden inşaatını yükselten bir müteahhiti düşünün. Her şey bitmiş, müşterileri kapısında bekler. O da eserini şöyle bir güzel seyrederken ufak bir sarsıntıyla yerle bir olan, tuz buz olan binanın sahibi bir müteahhiti düşünün. Ne olur bir anneyi düşünün. Evladını bin bir meşakkatle doğuran bir kadını düşünün. Kollarının arasına alıp amansız bir hastalığın neticesinde evladını yine kolları arasında ölümünü seyreden bir kadını düşünün. Ne olur bir esnafı düşünün. Bin bir emeklerle artırdığı, biriktirdiği paralarıyla araba alan bir kardeşinizi düşünün. Daha binemediği günün sabahında yanan bir atölyesini düşünün. Allahu Ekber. Bu ne kadar acı bir durumdur bazı izdostum. Ne kadar zor bir durumdur. Ama vallahi kıyamet gününde karşılaşacak bu manzaradan daha basit ve hafiftir. Çünkü bu dünya hayatında yaşanılan az önceki sahnelerin tekrarı söz konusudur. Ama kıyamet gününde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çizmiş olduğu portrenin, sahnenin tekrar yaşanma lüksü yoktur aziz dostlarım. Geriye dönme lüksü yoktur asla. Ve Sevban radıyallahu anh bu tehlikeyi fark ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme dönüyor. Ya Resulallah, bize onların hallerini tasvir et. Onların durumlarından bize haber ver. Olur ya, bilmeden onların işlemiş olduğu hataları işlemeyelim. Allahu Akbar. Bu sahabe ahlakıdır abi. Bu sahabe imanıdır. Bize bildir ya Resulallah, bakalım bu profile kimler uyuyor? Değil arkadaşlar. Bize bildir ya Resulallah, sahabe de bilmiyormuş demesinler. Değil arkadaşlar. Bize bildir, biz bilmediğimiz bir anda, ummadığımız bir anda, beklemediğimiz bir anda, ümit etmediğimiz bir anda bu haramların içerisine gireriz de bu sahneyle karşı karşıya kalırız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Sevban'ın bu teklifine şöyle cevap verdi. Dedi ki, onlar sizin din kardeşlerinizdir. Bakın şimdi buranın altını çizeceğiz. Onlar sizin din kardeşlerinizdir. Yani onlar mümindir. Allah'a ve Resulüne iman edenler, Kur'an'a boyun eğenler, Peygamber aleyhissalatu vesselamın hayatını taklit etmek için gayret ve çaba sarf edenlerdir.
Allahu Akbar. Değilse onlar müşrik değildir. Kafirler değildir. Münafıklar değildir. Sizin kardeşlerinizdir. Sizin gibi iman eden, sizin gibi dert sahibi olanlardır. Ve bakın ne olur dikkat edin sözlere. Onlar sizin geceden nasiplendiğiniz gibi nasiplenenlerdir. Allahu Ekber. Gece namazı kılarlar. Geceleyin kalkarlar, Kur'an tilavet ederler. Geceleyin Allah'ı zikrederler. Dilleri Allah'ı anmakla yorulur. Yerlerin ve göklerin şu anki yaratılışını tefekkür ederler. Allah'a iman ederler. İnsanlar gecenin karanlığında günahların içerisine dalarken, haramları dalmaya fırsat bulurken onlar ne yaparlarmış? Gece ibadetlerinden nasip alırlarmış. Yahu subhanallah. Şimdi ne diyeceğiz aziz dostum? Devamını dinlemeye vallahi yürek dayanmayacaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem devam etti. Madem onlar gecenin yolcularılar, gece mesafe kat edenler, Allah'ı arayanlar ve umanlardır da bu kadar Tihame dağları emsalindeki amellerini bertaraf eden ne iş yapmışlardır? Şirk mi? Küfür mü? Allah'a ve Resulüne isyan mı? Cihadı terk etmek mi? Davet sahalarından kaçmak mı? Hiçbiri değil aziz dostlar. Ne olur Peygamber Aleyhisselam'ın sözlerine dikkat edin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ancak onlar Allah'ın yasakları ile tenhada baş başa kalınca, Allahu Akbar, Allah'ın haramlarıyla, yasaklarıyla, çizmiş olduğu sınırlarla, şeytana ve şeytanın dostlarına uymama adına o emirlerle, onlar baş başa kaldıklarında o yasakları ihlal edip çiğnerler diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allahu Akbar. Yani onlar nefisleriyle baş başa durduklarında şeytan sağdan yaklaşır, onların kulaklarına üfler. Eğer gaflet içerisindelerse, gafillik onları dört bir köşeden sardıysa, nefis şeytanın sevdirdiği haramlara doğru yöneldiyse, bakacaksınız ki onlar haramları ihlal edeceklerdir. Allahu Akbar. Yahu beni kimse görmüyor ki, şu yıldızlardan başka bana şahit olan yoktur ki dedikten sonra alemlerin Rabbi olan Allah'ı unuttuğumuz anları düşünün. Elinizdeki telefonlarla, masanızdaki bilgisayarlarla, önünüze açılmış ümmet adına defterlerle, sorumluluklarla baş başa kaldığınızda, eğer şeytan bir haramı size sevdirirse ve alemlerin Rabbi olan Allah'ı unutturursa, ne olur daha sonra yarın yaşayacağınız güne doğru gidin. Tihame dağları emsalindeki bütün amellerinizi kaybedeceksiniz ve kaybedeceğim. Allah muhafaza kardeşlerim. Bakın aziz dostlar, muhaddisler bu hadise murakabe babında incelemişler. Murakabe nedir biliyor musunuz? Allah'ın kulu gözetlemesidir, görmesidir. Bırakın sizin şu an cisminizi görmesine. Bırakın sizin bedeninizi görmesine. Hareketlerinize şahitlik yapmasına. Sizin zihninizden geçenlere, kalbinizde hissettiklere sahip olan Allah'ın her şeyi bildiğini inanmanız murakabedir kardeşlerim. Bir kul bunu kaybettiği anda haramların bütün perdesi ona açılır kardeşler. Bir kul murakabe gücünü kaybettiğinde haramların sınırları genişledikçe genişler, Allah muhafaza. Peki ne yapacağız? Takvaya bürüneceğiz aziz dostlar. Ebu Zer radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Dedi ki ya Resulallah bana nasihat et. Bana bir vasiyette bulun. Bana bir tavsiyede bulun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer'e döndü. Dedi ki ya Ebu Zer, gizlide ve açıkta, yani hangi halde olursan ol, Allah'tan kork. Zira işlerin başı budur dedi. Yani takvadır. Allahu Ekber. Hangi halde olursan ol. Hangi mevkiyi işgal edersen et. Hangi vaziyette bulunursan bulun. Sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah'tan kork. Evet, takva bir mümini haramın denizleri içerisinde boğulmaktan kurtaran büyük bir etkendir aziz dostlarım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bakın
alemlerin Rabbi olan Allah'a şöyle yalvarmış. Demiş ki: "Es'aluke haşyeteke fil gaybi ve şehadeti." Yani Allah'ım, gizlide ve açıkta sana karşı haşyet dolu olmayı umuyorum diyor. Senden bunu istiyorum. Gizlide ve açıkta. İnsanların bildiği yerlerde takva sahibi olmak değil kardeşler. Mescitleri dolu olduğu anlarda gözyaşlarını akıtmak değil. Rukuyu ve secdeyi güzel yapmak değil sadece. İnsanların olmadığı, gözlerin sizi görmediği bir zamanda da rukuyu ve secdeyi Allah korkusuyla güzel yapabilmektir. Gözyaşlarını Allah korkusuyla ağlatabilmektir aziz dostlarım. Akıtabilmektir. Haşyet budur aziz dostlarım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Zer'e tavsiyesini radıyallahu anh biz kalbimize nasihat olarak yapmalıyız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'tan istediği duayı dilimize kolaylaştırmalıyız. Peki ne kadar takvalı olursak olalım, haramlara girmekten kurtulabileceğiz mi? Asla. Takva sadece haramları engelleyen bir sed değil. Haramın içine düştükten sonra vicdanlara vurulan bir kırbacın sesidir aynı zamanda. Hatalara düşeceğiz. Yanlışlar yapacağız. Peki gizli hallerimizdeyken, insanların görmediği bir anda eğer hataya düşersek ne yapacağız? Üç şey. Çok kısa bir şekilde zikredeceğim. Ondan sonra kardeşlerimizin programına inşallah dahil olacağız. Üç şey. Bir, ne olursa olsun istiğfarı, günahtan sonra tevbeyi terk etmeyeceğiz. Günahı işleyeceğiz, tevbe istiğfar edeceğiz. Tekrar günah işleyeceğiz, tekrar tevbe edeceğiz. Tekrar gafletin içerisine düşeceğiz, tekrar istiğfar edeceğiz. Hasan-ül Basri'ye sormuşlar, demişler nereye kadar? Şeytan senden bıkıncaya kadar, usanıncaya kadar, sana vesvese vermeyi terk edinceye kadar. Asla kardeşlerim. Şeytan ve dostları işlediğimiz günahın ardından tevbe etmemizi istememekteler. Sen münafık bir adamsın, zındık bir adamsın, Allah'la alay eden, dalga geçen bir şahıssın. Bir günahı işliyorsun, hemen arkasından istiğfar ediyorsun. Alemlerin Rabbi olan Allah seni affediyor, tekrar aynı hataya düşüyorsun. Bunun adı münafıklıktan başka bir şey değildir. Evet, kalbin bunu bilsin ama dilin asla istiğfardan yana geri durmasın aziz dostlarım. Değilse şeytan istiğfardan uzak bir şekilde toprağa düşmeni beklemektedir. İstiğfar, bağışlanmak, tevbe alemlerin Rabbi olan Allah'ın bu ümmete çok büyük bir hayrıdır. Dinle, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi. Dedi ki ya Resulallah, keşke dedi, bakın ne olur, keşke Allah da bize İsrail oğulları günah işledikten sonra onlara verdiği kefaret gibi bir kefareti bize verseydi. Allahu Ekber. Keşke diyor Allah, İsrail oğulları bir günah işledikten sonra onlara kefaret verdiği gibi, kefaret kapısını açtığı gibi kefareti bir nimet zannetiyor. Bir nimet olarak verseydi deyince Allah Resulü ne diyor biliyor musunuz aziz dostlar? Tam üç defa Allah'ım diyor istemiyoruz diyor. Allah'ım istemiyoruz. Allah'ım istemiyoruz. Ne için biliyor musunuz aziz dostlar? İsrail oğullarından bir adam, bir kadın, hiç fark etmez, bir günah işlediği zaman ne olur şimdi dikkat edin kardeşlerim, kefareti kapısına yazılı bir kağıt olarak bildiriliyordu diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Allahu Ekber. Günah mı işledin? Hemen saçlarını kazıtacaksın diye bir kefaret belgesi geliyor. Diyor ki Allah Resulü ne olur dikkat edin, eğer bu kefareti ödemeyi, bu kefareti yapmayı kabullenirse dünyada bir aşağılanmadır. Niye? Neden aşağılanmadır? Çünkü insanlar onun yapmış olduğu kusurun ne olduğunu bilecekler. Allahu Ekber. Saçlarını mı kazıtmış? Demek ki falanca günahı yapmış. Yırtık pırtık elbiselerle mi gezecek? Demek ki şöyle bir haramı işlemiş. Şu kadar infak mı ödüyor? Demek ki bu haramın suları içerisinde gezmiş. Belli olacak. Eğer diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyada bu kefareti ödemeyi kabul etmezse ahirette de diyor zelil olacaktır. Bakın şimdi ne olur dikkat edin. Resulullah aleyhisselam diyor ki Allah'ın size verdiği İsrail oğullarına verdiğinden daha hayırlıdır. Peki Allah ne verdi aziz dostum? Nisa suresi 110. ayetini verdi. Kim bir kötülük yapar veyahut nefsine zulmeder de
Allah'tan bağışlanma isterse Allah'ı affedici olarak bulacaktır. Allahu Ekber. Gizlide bir günah mı işledin? Alemlerin Rabbi olan Allah'a ellerini aç, istiğfarda bulun, tevbe et. Allah seni bulacaktır, senin tevbeni kabul edecektir. Dışarıya yaymayacaktır Allah. Sen başkasının kusurlarını yaymadın müddetçe. Elhamdülillah. İstiğfar edeceğiz. İstiğfar, tevbe bu ümmete bütün ümmetlerden verilen en büyük hayırlardan bir tanesidir. İkincisi, yapmış olduğumuz kötülüğün arkasından hemen bir iyilik yapacağız aziz dostlar. Muaz bin Cebel Resulullah Aleyhisselam'a geldi, dedi ki ya Resulallah, bana bir vasiyette bulun, bir tavsiyede bulun, nasihat et. Allah Resulü dedi ki Allah'a ibadet et, ona asla şirk koşma. Dedi ki yetmez ya Resulallah, biraz daha vasiyette bulun, biraz daha nasihat et. Peygamber Aleyhisselam dedi ki yapmış olduğun bir kötülüğün arkasından hemen bir iyilik yap. Allahu Ekber. Bir kötülük mü işledin? Hemen arkasından bir güzellik yap. Dedi ki yetmez ya Resulallah, biraz daha vasiyette bulun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona döndü, dosdoğru ol dedi ve ahlakını güzelleştir. O yüzden aziz dostlarım, yapmış olduğumuz kötülüğün hemen arkasından bedenlerimizi bir hayra yormaya gayret göstereceğiz. Bakın bu sözler Selman radıyallahu anh'a aittir. Kendisi diyor ki eğer diyor gizlide diyor bir günah işlersen, insanların görmediği bir anda bir kusur yaparsan, diyor ki gizlice de diyor bir salih amel yap. Allahu Ekber. İnsanların görmediği bir gece vaktinde haram mı işledin? Harama mı baktın? Harama mı konuştun? Haramın altına imza mı attın? Selman diyor ki hemen gizli bir şekilde amel et. İnsanların görmediği bir yerde iki rekat namaz kıl. İnsanların görmediği bir şekilde sadaka ver. İnsanların anlamayacağı bir şekilde alemlerin Rabbi olan Allah'ı zikret. Eğer diyor kusrunu aleni bir şekilde mi yaptın? O zaman diyor aleni bir şekilde amelde bulun. İster bunun adına özür dileyin. İster deyin ki buna tevbe istiğfarı sesli yapmak. İsterseniz görünür bir şekilde namaz kılmak. Selman radıyallahu anh sözlerini şöyle bitiriyor. Diyor ki böylece yaptığın iyilik işlemiş olduğun günahın yerine geçer. Elhamdülillah. Ve son bir başlığımız, inşallah Rahman burada bitiriyorum. Eğer tenhada bir haramın sahibi olursak, bu haramdan kurtulmanın üçüncü yolu da kardeşler, gözyaşı akıtmaktır. Malik bin Dinar diyor ki, işlenen günahlara ağlamak, rüzgarın kuru yaprakları dökmesi gibi günahları döker. Ama maalesef bir haramı bildiğimiz halde, bir haramın içerisinde olduğumuzun farkında olduğumuz halde halen gülebiliyoruz aziz dostlar. Halen çok rahat yaşayabiliyoruz. Hiçbir şey yapmamış gibi bu sokaklar içerisinde nefes alıp vermeye devam ediyoruz. Malik bin Dinar diyor ki işlenen günahlara ağlamak. Bakın Amr bin As'ın oğlu Abdullah radıyallahu anhuma diyor ki ben diyor Allah korkusundan dolayı bir kere ağlamayı, bakın dikkat edin, 1000 tane diyor dinarı infak etmeye tercih ederim diyor. Allahu Ekber. 1000 dinarı infak etmeye tercih ederim. Allah korkusundan dolayı ağlamak. Seleften biri ağladığı zaman aziz dostlar şöyle gözyaşlarını alırmış, yüzüm silermiş. Tıpkı bir abdest aldıktan sonra suyu yüzde sıvazladığı gibi. Demişler ki sen neden böyle yapıyorsun? Demiş ki ben duyduğuma göre insanın gözyaşları bedenine sirayet ederse, yani o akan damlalar yüzüne, ellerine, kollarına, vücudun herhangi bir yerine değerse Allah o bedeni cehennem ateşinden korur. O yüzden aziz dostlarım, tevbe, istiğfar, bir iyilik veya bir gözyaşı. Tenhada yapacağımız büyük bir kusrun tihame dağları, amelleri yok etmesine engel olacaktır. Rabbim gecenizi mübarek etsin. Gecenizi salihlerin, abidlerin, muttakilerin amellerine ulaştırsın. Allah-u Teala sizi ve ehlinizi sevsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha ma salavat.